Metin! 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 Kardeşim, başın sağ olsun. Kardeşim, vallahi yeni duydum. Pardon Eda, ben bana seslendin sandım, sağ ol. Sana seslendim. Sana seslendim. Metin, ben gideyim istersen. Evde buluşuruz. Dur amca, bekle. Beraber gideriz işte. İki dakika bekle, ben de geliyorum. Kaç bir şey aldım. Nasılsın Metin? Vallahi nasılsın ya? Yemin ederim çok üzüldüm. Mahallede dolanmasam haberim de olmayacaktı. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Söyle. Sağ ol, aynı işte. Metin, ben gideyim yavaştan. Siz dertleşin. Mahallemizin medarı iftarlarından Hamiyet'in eşi, Ali Metin ve Feyza'nın babası, her daim Beşiktaşlı, emekli mühendis Tahsin Özdemir, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Ben Metin'le gidiyorum hemen. Sonra konuşuruz. Tamam. Senin de başın sağ olsun. Mahallemizin medarı intiharlarından Hamiyet Eşi, Ali Metin ve Feyza'nın babası, her daim Beşiktaşlı, emekli mühendis Tahsin Özdemir, Hakk'ın rahmetine kavuşsun. Beyler, hazırlanın. Ha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi her şey rusruleti oynama fikriyle başladı. Hangi ara bu noktaya geldik ben de anlamadım. Doğruluk. Bütün tabancalar şarjörlüydü. Ona rağmen başladık. Allah'tan Hüseyin bir terslik olduğunu fark etti. Yoksa şu anda ben ölüydüm. Sana bir can borçluyum kardeşim. Eyvah. Tabancaların iki tanesi çalışmıyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayıra salıp çişini içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım, cesaret. Sayemde mi? Oğlum benim yüzümden mi? Benim yüzümden. Ne oluyor lan bunlara? Sabah akşam evde televizyon izlemekten beyinleri yandı çocukların beyinleri. Yaklaş. Yarın hepimiz yok, dün gelecek arka filmi numara olmamalıyız mı dedim? Zengin mi oluyoruz? Oha! Oğlum ben burada fısıldadım, sen nasıl duydun orada? O nasıl bir kulak? Hugo! Kardeşlerinin kulak payını da bu abi. Kulak, kulak değil, kulak be. Allah'tan meslek icabı kul hakkı gibi ayrıntıları kafaya takmıyoruz. Bu arada az önce sen ne benim kulağımı yaladın reis? Yaladım evet. Neyse farkında olmadan yalıyormuş insan. Sen de günahını aldım kardeşim. Hakkını helal et. Umursadığımdan değil ama et. Helal olsun. İş verdik, ekmek verdik, abi dedik, kıyak abiymişsin, helal olsun. Sana güverdik, inandık, delikanlı dedik, kıyak delikanlıymışçı, helal olsun. Abi dedik, bayımıza bastık, kıyak abiymişsin, helal olsun. Seni bir baba gibi sevmiştik, helal olsun, helal olsun. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin, helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiştim, helal olsun. Hepimizi arkadan vurdun, helal olsun. Kes! Mafya! Yarından itibaren çalıntı araba işine giriyoruz. Hazırlanın. Abi! Baba! Uyumuyordum kız. Allah 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 Allah. Sabah sabah Estergon Kalesi mi kızım burası? Allah Allah diye kapıya dayanıyorsun sen. Annem kahvaltıya çağırdı. Allah'ım sen affeyle yarabbim. Hareketlere bak ya. Bekar adamın odasına öyle tek tıkla girilmez kızım. En az üç tıkla gireceksin. O da en az. Bir şey mi gördün, ne gördün? Yok vallahi bir şey görmedim. Hadi kahvaltıya gel. Ellerini de yıka. Abisi, kızım hesap yapıyordum ben ya. İcatla ilgili hesap yapıyordum kız. Ne gördün, bir şey mi gördün? Gel. Bırak zevzekliği. Hadi kalk, annem kahvaltıya çağırıyor. Ben de işe gitmek istemiyorum ama seninkisi her sabah, her sabah ya. Yeter. Kızım, birinin lavabosu tıkanır, musluğu damlatır. Benim anca o zaman işim olur. Ben dünyanın geri kalanını düşündüğüm için çalışmak içimden gelmiyor. Ben de çok çalışınca buzullar eriyor ama ne yaparsın? Hayat işte, kalk hadi, annem çağırıyor. Hasta de. Hasta mısın? Değilim lan. Hasta diyiver işte Feyza, huzur ver. Gel git lan. Anne!
Abim çok hastaymış. Kahvaltıya gelecek durumda değilmiş. Domuz. Vuş! Bulaşık makinesi nerede? Abileri sattılar mı yoksa arabaya mı taktılar? Anneciğim, sen bana bulaşıkları yerleştir dedin ya. Dedim. Heh, bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirmişim. Kız, kirli kirli bulaşıkları dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğim boku. Bunu temizliğe mi koydun? Bunu da mı temizliğe koydun? İyiyim, ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Feyza, şimdi söyle bana kızım. Hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Of. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Heh. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servise çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle mal gibi gönderdin makineyi sormadan. Anneciğim sordum dedim ya. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Öyle mal gibi gönderdin yani. Ben küçükken bu Ayşe'yi çok kınardım. Ondan bunlar benim başıma geliyor. Pardon, çarptık. Allah'ım ya Rabbim, ne oldu bu kadına ya? Bunalıma falan mı girdi? Gelin beyefendi. Gelin. Sollu gelin. Ok, sollu. Sollu beyefendi. Sol, sol halen sağa kırıyor. Öbür sağ. Öbür sağ olmayan sol. O sağ değil, öbür sağ. Yahu beyefendi sollu gel. Ya dur, 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 dur. Dur, ben alayım, dur. İn kardeşim. Geç. Bu kadar yeteneksizlik bir bünyede. Anahtar sizde mi kalıyor? Anahtar sizde kalıyor. Para bende kalıyor. Peşin çalışıyorum. Peşinen de giriyorum mevzuya müsaade edersen birader. Bursa cezaevinde 6 ay yatarım var. Ablamı dövüyormuş eniştem. Gittim, bıçakladım. Yattım, çıktım. Temiz temiz ekmeğimin peşindeyim. Ateşle, ateşle. Ne kadar? Ya güzel kardeşim, gönlünden ne kopuyorsa. Bak arabanı fark ettik. Yıkarım da istiyorsan. Çiçek yaparım. Asker olurum, kimse elleşmez. Ateşle. 5 lira para üstü alayım. 5 liraya ben bu arabayı yıkarım ama öyle suyla falan yıkamam. Böyle ters çeviririm yıkarım. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne 5 lirası lan? Bir de üstünü vereceğiz sana. Tamam tamam beyefendi, ilgilenirim ben. Kardeş ne ayaksın sen? Bir şey yok abi. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz, ekmeğimizin peşindeyiz. Otopark lan burası. Hiç otoparkta denetçilik yapılır mı? Yol kenarında hiç yapılmıyor. Her yeri kapmışlar. Hani serbest piyasa ekonomisi, rekabet yaratalım dedik, imkanı yok. Dövüyorlar. Çok pis dövüyorlar abi. 2 aracın arasındaki ufacık yere döve döve soktular beni. 2 aracın arasına döverek paralel park ettiler abi. Kaç kişi yapabiliyor bunu, gözünü seveyim. Şoföre sürüş mü öğretiyorsun sen? Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevirir. Seni öyle bir yontarım ki içinden Davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Çünkü dövmezsin. Neden? Anneme benziyorsun sen. Evet. Hani şimdi böyle göbekli, bıyıklı, pis bir adamı anneme benzettiğim için gocunmuyor muyum? Gocunuyorum ama yaklaştım sana, aktım abi. Mayıs'ın 2. pazarında mutfak robotu alasım var sana. Ben işini anama mı benzediyorum? Aynen. 5 lirası bende kalsın mı? Veremem mi yaptın? Nereden bildin? Korkmuşsun. Bir çatan nasipleni. Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Paylaşmak daha tatlı be annem. Anne diyor bana hala ya. Her şey hoşuma gitmedi de değil ha. Ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu vereyim. Barbunya olmaz. Barbunya bana babamdan miras kalsa reddi miras davası açarım yeminle. Zaten baba nedir ya? Anne bakar çocuğa. Ben anneyi severim. Annem. Hadi hadi, anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başka soğan vereyim de karnını doyur. Adamın içindeki kadına seslendim, yumuşadı, dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu, çok güzelmiş. Anam benim, anam! Ananız. Hadi Sezai abi, 60'a ne kaldı? Kazanıyoruz iddiayı. Lan benim arabanın bagaj hacminden geniş diş aralığı var adamın ya. Ne lan bu? Adamın dişleri çenesinden çıkmamış. Ağzının içine avuçtan atmışlar lan dişleri. Vallahi masalsı dişleri var adamın. Kıskanmayın. Masal açılışı gibi. Bir varmış, bir yokmuş. 15 diş falan var adamın ağzında. Yok lan Hesit aslanım. Yok yok, tam olamaz Sezai abi. Matematik ilmine ters. Pisagor'u Öklit'i mezarında ters döndürürsün vallahi.
Aylak bakkal çorbalarını tartarmış. Bu ne lan? Bu hareketin Hilmi'yi bile şaşırttı. Bak, bu adam bilimle ilgilenseydi Avogadro sayısına inanmayıp bir mol elementteki atom miktarını tek tek sayardı. Böyle de entelektüel bir insanı. Aha ne 60! Lan! 60 Allah'ım 60! Katarahı ki katarahı inanmayan olursa gösteririz. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl övünür ya? Denin ezer gücünde de siter gücünde denin. Siterle uçar, sıtaydırın diz zoratını alır. Sezai hem diz zoratını alır hem de dişlerin arasına 60 tane kirdan sokar. Yatsın letnen geriyin. Letnen yatsın geriyin. Ne diyor? Yatsın Batman diyor, göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini görecek? Yine de ne anlamadım. Yo yo, yanlış anladı da. Nutku tutu. Ne oluyor lan? Şerif abi. Efendim, bütün mahallemiz adına siz değerli bilim adamları ve pek muhterem bilim kadınına hoş geldiniz diyorum efendim. Şerif abi. Efendim, Şerif abi mahallemizin ileri gelenlerinden olup kendisi geçen seçimde muhtarlığı bir oy farkla kaçırmıştır. O da inceliğinden. Çünkü kendisi rakibine oy vermiştir. Ne saçmalıyorsun Hamiyet? Hanımefendi, buyurun. Buyurun şöyle. Enchanté, mademoiselle. Parlez-vous français? Şerif abi, biz çalışıyorduk. Niye Tahsin? Niye bozuldun? Belki hanımefendi de flört etmek istiyor. Hamiyet saçmalama. Biz motor üstünde çalışıyoruz. Bırak o zaman. Şerif abi de bu motor üzerinde çalışsın. Hamiyet, çok güzel düşünmüşsün vallahi. Bravo sana. Şerif abi burada kalırsa bu motorun işi uzar. Misafirler de daha çok bizim evde kalırlar. Ne yapalım artık? Belki hepsi bizde kalmaz. Şerif abinin evi de müsait. Gençlik bozulmuş efendim. Sizin gibi bir hanımefendiyi beklemeden yumulmuşlar. Size bir düreyim. Ağzının tadı gelsin. Yok çok teşekkür ederim. Et yemiyorum pek, malum kolesterol var. Ama benim dürümümün tadı başkadır. Hem et giren yere dert girmez. İsterseniz bir ucundan ben yerim. Az kolesterol almış olursunuz. Şerif abi. Ürkütmeden Şerif abi. Yaşım 80, sigortam tam, şeriftir adım. Hep sevapmış diyeceğiz. Birlikte günaha var mısın? Delikanlı. Nasıl? Şerif abi, tamam, tamam. Çok masraf yaptım Hamiyet. Bir dudak yanak olmazsa bir umut vermesi lazım. Çıkmam vallahi. Şerif abi, hadi çıkıyoruz biz. Koy onu, koy. Koy, bırak. Şiire hiç dayanamazlar Hamiyet. Bizim kuşak az ekmek yemedi şiirden. Senin kuşak kim? Orhan Veli falan işte. Hadi Şerif abi. Adresini alsaydık telgraf çeker. Çekersin. Telgraf. Abi gelme sen de peşinden. Hava alacağım biraz. Oğlum beraber alırız hava. Ya dur bekle. Metin. Oğlum bekle lan biraz. Allah Allah. Ya oğlum. Ya dur bekle. Dur. Bak sen de nefes nefese kalmışsın. Soluk alalım biraz. Çay su bir şeyler içelim şurada. Abi bırak. Bir şey yapmayacağım ya. Hava alayım, yalnız kalayım. Ya tamam, tek başına yalnız kalma. Beraber yalnız kalalım. Tek başına yalnız kaldığında bir şeyler kuruyorsun kafanda. Ne kuruyorum abi? Ağlayacağım işte ya. Ne kurayım ben artık kafamda? Benim babamı ya. Bırakmam. Bırakmam. Ya senin de amına koyayım. Bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi. Feyza'nın yanında ağlama diyor. Ben nerede ağlayacağım lan? Benim babam ölmüş lan. Babam ölmüş benim babam. Oğlum üzülmesinler diyor, öyle diyor abi. Abi senin de baban öldü ya. Bu nasıl bir acı? Nasıl geçecek bu acı? Bir ankır fikir ver. Kurban oldum ya. Herkesin babası ölüyor Metin. Sıramız geldiğinde biz de baba olacağız. Öleceğiz. Ben öleydim onun yerine. Ben öleydim ya. Yok yok, ben öleydim yok. Çocuklar babalardan önce ölmesin. Sırayla olsun her şey. Abi içim acıyor ya. Acıcak oğlum. Acıcak tabii. Acımasa kötü. Acıyacak. Ama çok acıyorum ya abi. Allah'ım yarabbim sen iyisin ya. Belli ki bu işin sonu ya karakolda ya mezarlıkta bitecek Metin Özdemir. O zaman hayırlısı olsun Ali Özdemir. Hazır mısın Barış? Ben hazır doğmuşum abi. Bir fitne ateşine bakar, koca bir mahalleyi yakıp kül etmek. Ama o mahalle temiz insanlardan oluşuyorsa bir fitnenin ateşini
diğeri söndürür. İlmi abi ben çok kötüyüm. Baban kimse kim? Hilmi abim var burada oğlum. Ben varken babaya ne be ihtiyacı yok. Hı. Aşağı tükürün mü abi? Tükür lan. Bir daha. Bir daha. Hah. Al. Kimseye söylemem. Tamam mı? Tamam babacığım. Aslan oğlum. Ya abi ben ne anlarım aşk meşk işlerinden ya. Nasıl kurtulacağım bu işten? Dert ettiğin şey var. Tamam ulan. Sırf sen kurtul diye Eda'yı kendime aşık edeceğim. Vallahi Metin abi. Vallahi lan söz sana. Eda'yı kendime aşık edeceğim. Abilerin gülü ya gülü. Tamam hadi git artık kız bakıyor hadi git. Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Bekliyorum. Geç Beto. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşım doluyuz. Doluyuz ya. Kardeşim girdi şimdi içeri. Metin de o işte. Metin! Metin! Lan! Kardeşim o benim ya. Dostum doluyuz. Damsız andırız. Hadi aç. Allah Allah. Şimdi müşterinin önünde seni gücendirmeyeyim diye bağırmıyorum. Sizin tuvaletler bozulmuş. Ona geldim ben. Dostum, içeri girmek için söylenen bunca yalandan sana girmiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi uzun abiciğim, hadi. Kulaç Bey buyurun. Hakan abi iyi Hakan akşamlar. Hakan Altun değil mi bu? Evet. Odur adamsız. Abi gözünü seveyim sen. Ersay. Ersay nerede bu? Ersay nereden buraya geliyor? Abi lan onun da mı yok? Senin bana garizin mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcu mu var ya? Allah aşkına ya. Şimdi resme bak Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersay Üner'in şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indirdim kendi sesinden. Benim sana yalan borcum mu var arkadaşım? Bakışlara bak ya. Üniversite terk bir sukuyu tesisatçıya. Yapılan muamele bu mu ya? Bak arkadaşım doluyuz almıyoruz. Uzatma hadi abiciğim. Ya senin amiri mamirin yok mu? Buradaki en yetkili kişi kim? Bak kardeşim buranın en yetkilisi benim. Ben de seni çok kötü üzerim. Hadi uzatma artık yürü adam. Hadi abiciğim. Hadi işimiz gücümüz var yürü. Mesajınız görüldü. Öyle olsun. Öyle olsun. Tövbe estağfurullah. Ya öyle olsun. Arkadaşlar içeri tuvalet tıkanmış. Kötüne güvenmeyen girmesin. Ha illa gireceğim diyorsanız Yıldız Sorunlar bir de var. Takın takla bak geldik şuraya. Sen beni niye almıyorsun ya? Ne güzel bir ortam. Madenci. Evet. Seyiz. Adam bas. Hazır. Adam bas. Emret. Daha çok adam bas. Hadi İleri, altın toplayın. Yaparım. Odun kesin. Emret. Geri kavlayın. Tamam, geri yapmayın. Tamam. Hazır ol. Cevap verme bana. Tamam. Cevap verme. Tamam, tamam, ya yaparım. İlmi abi şimdi tamam bunlar senin çalışanın diye bir şey demiyorum da sen niye beni buraya böyle dikiyorsun abi? Ozi. Bak burada ne var? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel dur. Otur. Otur. Nein. Sit down. Good boy. Good boy. Halk arasında bana muhasebecileri fısıldayan adam değildir. O zil.
Şimdi çocuklar, ben aşağı mahallede ne alırsam 1 lira açtım. Oo, lüks tüketim sektörüne girdin demek abi. Hayırlı uğurlu olsun. No! Sahibe cevap verme. Nein! Feyza, şimdi onun bir sürü kanun işi var. Böyle şartnameler, sözleşmeler falan filan. Sen Oz ile beraber o işleri halledeceksin. Ben? Sen de getir götür işlerini yapacaksın lan. Allah Allah. Ozi, bak oğlum. Bu paranın şimdiki yarısı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Diğer yarısı da burada. İş bittikten sonra alacaksın. Feyza, al bunu götür. Ben şimdi bağımsız iş mi buldum? Hiç merak buyurmayın Hilmi Bey. İşin yerine getirilmesini bizzat takip edeceğim. Bizans köpeğinin güveninin ederi 5 liraymış meğerse. Yürü git buradan Bizans'ın köpeği. Arkadaşlar, beni takip edin. Dikkat et. Senin önüne geçerse Feyza kravatından tut çek. Tamam. Sağ ol Hilmi Bey. Ozi! Ozi! Bak burada ne var? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Hop, hop. Tut bakalım. Aferin oğluma, aferin. Kaçalım. Gözün üstünde olsun. Tamam. Kapıyı kapat. Kapat. Adam bas. Usta. Adam bas. Evet, oyuncu. Adam bas. Seyirciler hazır mıyız? Evet.